Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma, kanalıma hoş geldiniz. Aslında normalde ben bu videoyu şu anda hazırlamayacaktım ama öyle gerekti. Çünkü başımıza üzücü bir olaylar geldi arkadaşlar. Bizim İksen abim, dayımın oğlu benim bacanağım, bunun köpeklerini zehirlemişler arkadaşlar. Yani büyük ihtimal zehirlenme. Ben onu sizle de ekranlarda paylaşacağım. Ona bugün gittik, o çekimleri yaptık. Köpeklere baktık, yapacak bir şey yok. Kömürgarası ne içir dediler. Kömürgarası içirdik, yumurtanın akını içir dediler. İçirdik ama fayda etmedi. Biri yavru daha 10-12 yok, 10-12 de değil. Bizim bunlardan bizim bunların yaşadı yani en azından bir 7-8 aylık bir eneğimiz vardı. O öldü. Bir buçuk yaşlarında iki tane köpeğimiz vardı. Onlar da öldü acı bir şekilde. Ne olduğunu bilemedik ama büyük ihtimal zehirlenme diye biliyorum. Eğer bilenleriniz, eğer başına, inşallah kimsenin başına gelmemiştir de eğer gelen varsa da bunların neden olduğunu bilen varsa da eğer yorumlara yazarlarsa ben çok çok sevinirim. Şimdi akşam yemeğini bizim koyunların akşam yemini döktüm. Şu anda yiyorlar arkadaşlar. Suları eksilmişti. Sularını döktüm. Onlar yiyorlar. Bizim köpeklerin suyunu kaynatıyorum. Tavukla beraber tavuklu suyu kaynatıyorum. Onunla beraber yal yapacağım onlara. Ondan sonra burada onlara inşallah vereceğim. Ondan sonra da bu videoyu da burada kapatmış olacağım. Ama dediğim gibi gerçekten üzücü bir olayla karşılaştık. Çok üzüldük arkadaşlar. Yani böyle, yani biri yapsa biri yapmaz. Çünkü niye bizim köyde öyle bir, yani yapmaz da demeyeyim. İnsan çiğ süt etmiş arkadaşlar. Hiçbir şey diyemiyoruz. Yapmaz dediğimiz yapıyor. Yapar dediğimiz yapmıyor. Onun için bunların hepsini Allah'a havale ediyorum arkadaşlar. Allah affetsin de diyemiyorum. İnşallah cezasını sakine yaşar kına öder arkadaşlar. Diyeyim. Burada kapatayım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Onlara devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, üzücü bir durumdayız. Bizim İhsan abim köpekleri zehirlemişler. Bakın kusmuş buraya da hayvancağız ağzından. Bu ufak enikti, daha yeniydi. Şimdi daha yeni haber aldık. Hemen İhsan abim yanına koştuk ama ölmüş hayvan. Ağzından da böyle köpükler gelmiş. Hatta buraya neydi görüyorsunuz. Sallası iyice akmış. Büyük ihtimal zehirlenme arkadaşlar bunlar. Şimdi hemen gideceğiz, bir de öbürlerine bakacağız. Zehirlenme ya galiba, büyük ihtimal. Allah Allah. Bunlar da bir çok, yani duruşu hoş değil, yoksa takarlar da ya. He? Bu bağlıydı, buraya kimse gelen giden bağlı oldu mu? Değil ya. Değil miydi? Ya bak, koyun o zincir orada. Abi salyada akıyor acaba, zehirlenme ya, başka ne olabilir? Kömür karası içirdi, içirdim yine. Yumurtanı akı içirdi. İçmedi, o ağzına dokundu. Dokundu, açmadı hayvan. Allah'ından bulsun, kim yaptıysa. Tabi yarabbim, bu bölmeyle de bir şey diyemeyim ki. Diyemeyim. Bir bak, dolanma abi. Öteki neredeydi? Bir aşağı tarafta diyor, tüm aşağı tarafında. Şeyi de gördüm de, o küçük enik vardı, o da aynı şekilde. Bunlarda yok değil mi öyle bir şey? Şu anda bir şey yok bunlarda, öyle mi? Bunlarda yok bir şey. Ya bunların yediği bir şey mi zehirledin acaba? Evet arkadaşlar, o da orada yatıyor hayvancağız. Şimdi 3 tane köpeğimiz. Köpek üçü ya, bunlar başka bir yerden bir şey yediler, zehirlendiler.
Evet, bu da aynı şekilde arkadaşlar. Eğer bilen eden varsa, ben zehirlenme olarak biliyorum ama yani zehirlenmiş büyük ihtimal. Ya da yedik, bu da aynı şekilde. Aşağıdaki bak, bu da aynı, bu da aynı, o da aynı. Üçü de aynı. Aynı şekilde. Ağzında böyle köpük var. Ve bunların aşıları da tam da arkadaşlar. Yani kuduz muduz aşısını neyi de yaptık hepsini. Şimdi bir şey de diyemiyoruz. Koyduk çünkü köpekler. Başka bir yerden bir şey yemiş, zehirlenmiş olabilirler. Yoksa bu hayvanlardan ne şey yapacaklar, ne isteyecekler ya? Evet. Köyün dışında da yani fazla şey de yok. Bir yerde gitmiyor hayvanlar. Buralarda, şu aşağılarda en fazla bizim benim evimin o taraflara doğru geliyorlar. Benim evde fazla da yanaşmıyorlar yani. Oradan gidiyorlar. Oradan bu tarafa yani. Buralarda bir şey yemiş olabilirler. İşte. Bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Geçmiş olsun bu. Çok çok. Ne diyelim. O da aynı ya. Üçü de aynı şekilde. Üçü de aynı şekil. Bunlarda bir şey yok değil mi? Süreşinde de bir ağırlık var şunda da sarıda. Sarıda mı? Şşt, ne haber? Yok bu... Fıstık. Ne haber? Oğlum. He? Allah. Pişt. Ne haber? Kız. Ne haber? He? Allah Allah. Ya kim ne isteyecek, ne yapacak ya? Tüh. La iyi iyi derken he. Ya. Şuna bak ya. Evet arkadaşlar, suyumuz hemen hemen doldu. Gidelim, açık penceremiz var mı? Yok. Gidelim. Aydut, ne yapıyorsun oğlum? Gidelim. Hemen suyumuzu kapatalım. Buranın işi bitti. Bunu kapatalım. Evet, Karaca yemini verdik zaten. Karaca yemini yiyor. Merhaba Karaca. Ne haber? İyi, meşgulüm diyor arkadaşlar. Evet. Burada bütün köpeklerimiz burada. Yavrularımız. Zalım. Burada aslan zalım. Evet, ikisi orada geziyor. Lady orada bağlı. Evet. Buradan hemen bir çıkalım, suyumuzu unutmadan kapatalım. Evet, suyumuzu da kapattık. Yerine koyduk. Arkadaşlar, şimdi koyunlarımıza yine bir bakalım şöyle bir. (Gülüyor)
Evet, koyunlarımızda. İyi. Onlar da yemeklerini yiyorlar. Onlar yemeklerini yerler, çekilirler. Evet, bu sırada Haçarkan'a koyunların zorlamasından kapımız buradan arkadaşlar. Şuradan ayrıldı. Onu da çakacağım şimdi. Gelin bakalım. Geliyorsunuz mu? Hadi bakayım. Aferin. Aferin size. Şöyle. Dursun da ben şimdi çakayım onu. Şuradan suyumuza bakalım. Evet. Orayı. Yalımızı bu sefer bunun içine koyacağım. Bakalım. İyi. Hadi bakalım. Zalan. Haydut. Merkel. Çakal. Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Aferin sana. Aferin sana oğlum abi. Evet arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. Şimdi hemen yalılarını yapacağım. Sanki bu havada da zaten hemen soğur gibi geliyor bana. Çünkü meteoroloji bugün için uyarmıştı. 6 ile 12 derece arasında mevsimlerin mevsim sıcaklığının altına düşecek diye. Gerçekten de öyle. Buz gibi. Köpeklerimiz de burada. Onları da kıyamadım. En azından ılık ılık bir şeyler midelerine gitsin. Hiç olmazsa gecenin ilerleyen saatlerinde üşümezler diye. Bunlara yer yapıyorum, hazırlıyorum. Evet. Çakallı haydut öyle yatıyor. Merkel de geziniyor. Davarlarımızda yemini yedi. Çadırımıza da koyduk. Onlar da içeride iyiler. Sularını içtiler. Onlar da sıcak sıcak yatıyorlar. Evet arkadaşlar. Bu video biraz üzücü bir video oldu. Çünkü 3 tane köpeğimizi ikisi yetişkin, biri daha yavru. Bunların yaşında, bunların 2 yaş, 1 yaş şey, bunlardan 1 ay 2 ay büyük olabilir. 3 köpeğimiz büyük ihtimal zehirlenerek öldü. Bu köpeklerle ilgili kanallarda birkaç tane kanala yazdım. Bunun sebebi ne olabilir diye bilmiyorum. Onlardan cevap gelirse onlara göre bakacağız ama büyük ihtimal zehirlenme gibi geliyor bana. Onun için artık bir yerde bir şey mi buldular, gittiler, zehirlendiler. Öteki iki köpeğimizde bir şey yok. İki de yukarıda vardı galiba. Onlarla bir problem yok. Ama 3 köpeğimizi yitirdik. Neyse canımız sağ olsun diyeceğiz ama can bu da can. Yazık günah arkadaşlar. Evet. Şimdi yalımızı yapıp vereceğiz arkadaşlar. Şimdi birazdan daha yeni dediğim gibi yalımızı yapıp vereceğiz arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi üzücü bir video oldu. Neyse yine tekrardan canımız sağ olsun diyelim. Bu videoda bu da son verirken arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.